Çekmiş olduğum son videodan sonra şuna artık net bir şekilde emin oldum. Bizim ülkemizin %99.9'u oldukça varlıklı insanlardan ibaret. Aç, biçare ve fakir olan tek bir kişi var. Yani o %0.1 kısmında o da ben. Çünkü zamlara itiraz eden tek kişi benmişim havası estirildi. Anam. Ne yorumlar. Mehmet Bey, sen kendini kaç kuruşa sattın? Gerçi benim gözümde senin ederin happy topu 25 kuruştur da. Ha neyse deyip bana hakaret edeni mi dersin? Ya arkadaş, acınızdan öldünüz mü? Bu neyin telaşıdır? Devlet aklı bir şey yapmışsa mutlaka bildiği bir şey vardır şeklinde sitem edeni mi dersin? Hayırdır, sözcüden teklif mi aldın diyeni mi dersin? Emin olun bu tür yorumlara gülüp geçtim de evlere şimdilik bir iki yorum vardı. Mehmet Bey diyor, sizin eşinizin maaşı 25 bin liradan 45 bin liraya çıkarıldı. Sizin de emekli maaşınız 11 bin liradan 25 bin liraya çıkarıldı. İşte size yapılan bu zamların kaynağını oluşturmak için devlet olarak bu tür zamlar yapıldı demiş vatandaşın biri. Allah kuru iftiradan saklasın. Ya sevgili kardeşim, 25 bin lira maaş alan bir hemşire yok. Yapılan zamlardan sonra da hiçbir hemşirenin maaşı 45 bin lira falan değil. Emeklere yapılan zam da yalan. %25'lik zamın ederi 2500 lira. Ben o günkü videoda memura, emekliye yapılan zamları eleştirmedim ki. Bu zamların yapılmasının doğru olmadığını, memurun, vatandaşın, emeklinin eyvah bize zam yapıldı, ne yapacağız diye feryat ettiklerini aktarmaya çalıştım. Bunu kimin adına yaptım? Toplumun adına yaptım. Hangi sıfatla? Gazeteci sıfatıyla. Başka hangi sıfatla yaptım? Oy vermiş olduğum AK Parti'yi eleştirme hakkını kendimde gören bir seçmen olarak yaptım. Derler ki, hayırdır sen yarın Sözcü'de mi başlıyorsun? Ben Sözcü'de başlamasına da karşı mahalleye geçersem, inanın bugüne kadar muhalefet adı altında iktidarı eleştirenlere diz çöktürür. Çünkü onlar iktidarı eleştirmeyi bilmiyorlar. Hep söylerim, iktidar zaten bundan nemalanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybı bu yüzden Cumhur İttifakı'nın ziyadesiyle rahatsız ediyor. Ben o gün söylediğimi bir kere daha yalın sözlerle tekrar ettim. Başkasını bilmem. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı olan sevgimden dolayı kendisine bugüne kadar hep oy verdim. Bu muhalefet olduğu sürece de oy vermeye devam edeceğim. Peki, şimdi sizin huzurlarınızda Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum. İnsan sevdiğine böyle mi yapar? Seçimlerden sonra gitmiş olduğum meydanların ne denli hınca hınç dolduğuna hepimiz şahit olduk. İşte bu noktada diyorum ki, bu ülkede maalesef insan sevdiğinin yanağını öpermiş. Ama bizim ricamız, hor kullanmayın. Yarın öbür üst gün öpecek bir yanak bulamazsınız. Telaşım ve eleştirim bundan dolayıdır. Zamlara gerekçe sunmuşlar. İşte ülke ciddi bir deprem geçirdi. O depremzedelerin evlerinin yapılabilmesi için bu zamlar elzemdi deniliyor. Sayın Cumhurbaşkanı, seçim öncesi ben vatandaştan para toplayıp o deprem evlerini yapacağım gibi bir kelime kullanmadı. Bir başka gerekçe, ETL'lere ödenecek parayı nereden bulacaktı bu zamları yapmamış olsaydı? Ya güzel kardeşim, seçmene mi güvenip böyle bol keseden attınız diye sorarlar adama. Bu kadar memur, bu kadar emekli, bu kadar işçiye yapılan bu kadar zamlar bu zamları mecburi kıldı diye kılıf bulmuşlar. Ya bu şu anlama gelmiyor mu? Sizin sağ cebinize bir para koyacağım ama çaktırmadan sol cebinizden de buharlaştıracağım o parayı. Aynı anlama geliyor da, sen bana zam yapıyorsun, tepeme binmişsin, İğneden ipliğe her şeye zam yapıyorum diyorsun. E şimdi sormayalım mı vatandaş olarak bu zamın bize ne faydası var? Motorlu taşıtlar vergisi ek olarak bir defaya mahsus olmak üzere yeniden tahsil edilecekmiş. Ya hakikaten insan ya duyunca beyninde vurulmuşa dönüyor. Dersin yani yakıştıramıyorum. Ya devlet her şeyi bıraktı da şimdi dilencilik yapmaya mı başladı? Böyle bir mantık olabilir mi? Bu ülkede muhalefet yok mu? Bu ülkede iktidara karşı olan insanlar yok mu? Ya Türkiye'de bir seferberlik ilan edilmiş olsa biz canla başla koşar
Evdeki halıyı satar devletimize veririz. Televizyonumuzu veririz. Canımızı veririz ya. E şimdi bunu eleştirmeyelim. Vergilere zam getirdik. Tamam eyvallah. Ya getirdin de kardeşim adamla oturup konuşuyorsun. Adam dönüp diyor ki ya Beşiktaş Spor Kulübü'nün vergi borcunu silen devlet nasıl olur da vatandaşa vergi yükü getirir? İş adamlarının vergilerini sil, gel vatandaşa vergi yükü getir. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu Allah aşkına. Seçim öncesi topluma müjde verilmedi. Vergi affı getiriyoruz, yeniden yapılandırıp ana parayı tahsil edeceğiz. Denildi mi? Denildi. Peki sen bu affı çıkardıktan sonra toplumun geneline bu vergiyi nasıl yükleyebiliyorsun ya? Hangi mantıkla bunu talep ediyorsun? Bunu vatandaş olarak sormayalım. Ya da sorduğumuz zaman davasını satan vatan haini mi olmuş oluyoruz? Ortada bir seferberlik yok. Şayet olmuş olsaydı normal şartlarda devletin derhal önlem alması lazımdı. Ne gibi? Makam arabalarından vazgeçmesi gerekiyordu. Bugün bürokratların hangisi makam arabasını terk etmiş? Hangi belediyenin bütçesinde kısıtlamaya gidildi? Ya gidip meclisteki o bilmem kaç bin lira maaş alan milletvekillerinden de üçer beşer lira toplasana. Bir yüreğimiz rahatlasın ya. Bir tane makam arabandan vazgeçme. Gel vatandaşa de ki sen gelirinden vazgeç. Ya böyle bir şey olmaz. Olmamalı. Bu olmamalı kelimesi niye birilerine batıyor ya? Sen davanı sattın bilmiyorum ne yaptın. Üstelik bunu bana söyleyen sadece sosyal medyada aylaklık yapan birisi. Ya ben bu dava için yemediğim hakaret, küfür kalmadı. Bunun bendeki adı vatandaşa yapılan zulümdür. Zulüm ile de abad olunmaz. Bir gecede telefon harcına yapılan zama bakar mısınız ya? 6 bin liradan 20 bin liraya çıkartıyor. Bunu eleştirdim diye dönmüş beni eleştiriyor adam. Mehmet Bey siz ne yapacaksınız o telefon? Tuşlu telefon sizin neyinize yetmiyor. Yok işte vatandaş gitsin yurt dışından alışveriş yapsın istemiyor devletimiz. Ya arkadaş ben telefon almadım diye feryat etmedim. O günkü videoda söylediğimi bir kere daha tekrar edeyim. Ah neyime batıyor arkadaş telefonum belli. Kullanıyorum memnunum da. Benim olayım telefon alma telaşı değil. Yapılan politikanın yanlış olduğunu söylüyorum. Senin ülkendeki bir telefonun fiyatı 90 bin lira olursa vatandaş Gürcistan'a koşa koşa gider. Irak'a gidip telefon alıyorlar ya. Hepimiz bunları görüyoruz kimse kör değil ki. Onca afet yaşadık. Devlet aklı bu afetleri bertaraf etmek için bu zamları yapmak zorundaydı. Ben bunu kabul etmiyorum kardeşim. Devlet çıkıp açıklama yaptı. Ben dedi Gabar'da petrol buldum. Karadeniz'de bilmiyorum kaç yıllık doğalgaz buldum. Ülkeye doğalgazı bedavaya dağıtacağım. Ki yaptılar da. E be kardeşim ya bu kadar güzel şeyleri yapıyorsun. Tekrardan gelip vatandaşın cebinde o doğalgaz parasının kaç mislini getirip zamlarla vatandaşın cebinden alıyorsun. E hani çıkıp açıkladınız? Doğalgazdan işte ülkemize milyar dolarlar akacak. İşte petrol artık satışa çıkarıyoruz. İşte bor madenimiz var. Kendi arabamız var. Ya kendi arabamızın fiyatına bakıyorsun. Çin'den dolarla gelen araba bizim arabadan daha ucuz. E şimdi bunu söylediğin zaman milliyetçi değilsin, sen vatanperver değilsin, hainsin, vatan düşmanısın deniliyor. Ülkece en sancılı, en sıkıntılı dönemleri biz atlattık. Milli gelirimiz üst tabakaya çıktı değil mi? Cumhurbaşkanı kendisi açıkladı. Milli geliri üst tabakaya çıkan bir toplum bugün alışveriş yapmakta sıkıntı yaşıyor. Sabahleyin çoluğuyla çocuğuyla ayda bir kez dışarıya kahvaltı yapmaya gidemiyor. Bunu bile eleştirmişler ya. Ya diyor siz dışarıda niye çay içiyorsunuz ki? Oturun evinizde için. Olduca araba almayalım, evimizde çay içelim. Yemek neyimize? Dışarıda niye lahmacun söylüyorsun? Otur. Bir tas yemek yap ye. Ya bu yorumu yapan insan da kendisini insandan zannediyor ya. Sosyal etkinlik diye bir şey var. Bu sosyal etkinliğin oluşması ne anlama geliyor biliyor musun? Piyasa canlanıyor, piyasa. Lahmacun satan adam oradan ticaret yapıyor. Kafeteryaya gidip bir çay içiyorsun. Orada bir işçi çalışıyor ya. Onun maaşını sen ben ödüyoruz yani. O piyasanın canlılığını sağlıyor sen ben. Onun için dışarıya çıkıyoruz, alışveriş yapıyoruz, bir şeyler yiyip içiyoruz, bir şeyler giyinmek için alıyoruz. Bir tane Red Bull'u 100 liraya satıyorlar Topkapı'da. Denetleyen devlet var mı? Yok. Bunu eleştirmeyelim. Ya 100 liraya Red Bull mu olur? E Mehmet Bey sen şimdi sabahtan akşama kadar Red Bull mu içiyorsun?
Bu kadar enerjiyi ne yapacak? Ya güzel kardeşim, petrol istasyonlarında bir tane Red Bull'un fiyatı en fazla 20 liradır. Topkapı'daki bir kafeteryada 100 liraya bu Red Bull'u satıyorsa devlet çökecek onun başına. Çünkü ben devlete o yetkiyi vermişim. Benim hakkımı savunman gerekiyor diyor. Turistik bölgeymiş. O yüzden fiyat öyleymiş. E madem turistik bölge, niye sen turist taksiye biniyor, taksicinin ensesine çöküyorsun? Fazla fiyat yazdığın için taksiye ceza kesiyorsun. İşte bunları sorduğun zaman dönüp seni eleştiriyorlar. Ben bir vatandaş olarak yapılan bu absürt zamları, bu saçma sapan ekonomik politikalarına şiddetle karşıyım. Şimdi bu ülkede bunca şey yaşanırken kalkıp bunları eleştirmeyelim. Eleştirdik diye beni takipten mi çıkaracaksınız? Allah yolunuzu açık etsin. Ne olursunuz bir daha da gelmeyin. Çünkü ben samanla beslenmiyorum kardeşim. İtirazım olan noktalara itiraz ediyorum. Benden bugünlük de bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.